Depremde hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi'nin restorasyon çalışmaları kentte 40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen aralıksız devam ediyor. Sona gelinen tarihi kaledeki çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması ve kalenin tekrar ziyarete açılması planlanıyor. Gaziantep'te yaşanan deprem sonrası
Birçok tarihi yapıda hasarlar tespit edildi ve bunların üzerine bilimsel kurullar oluşturularak akademisyen ve bilimin tekniğin dediği dille bu yapılara doğru müdahale teknikleri geliştirilip hızlıca projeler hazırlandı. Hazırlanan projelerden bir tanesi de kalenin projesiydi ve projeler onaylandıktan sonra hızlıca restorasyon çalışmalarına başlandı. Gelinen seviyede görmüş olduğunuz gibi kalemiz eski görünümüne dışarıdan kavuştu. Surlar, burçlar, onarımları gerçekleştirildi. Restorasyonları tamamlanmak üzere. İçeride ise yürüyüş yolları, iç kalede yer alan iç galeriler, aşağıdaki galeriler, yine yapı izlerimiz, bunların hepsinin tamamının restorasyonları ve konservasyonları yapılmak üzere çalışmalar devam etmekte. Bununla birlikte Gaziantep Kalesi bu yılın sonunda restorasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra ziyarete açılacaktır. Gaziantep'e gelme zamanı kampanyası başkanımızın, Fatma Şahin başkanımızın yıllardan beri söyledi ve çok bu kampanya etrafında da Gaziantep'e nice olumsuz olaylara rağmen çok güzel ziyaretçiliği almaktayız. Maalesef deprem de bunlardan bir tanesiydi ama yine bunu tersine çevirerek Gaziantep'e gelme zamanı kampanyasıyla birlikte Gaziantep'te şu an çok ciddi bir turist akınına uğradığımızı söyleyebiliriz. Buraya gelen turistlerin tamamı da yine Gaziantep Kalesi'ne ne zaman görebiliriz, ne zaman çıkabiliriz diye talepleri olmakta. Yalnız yapılan çalışmaların doğru teknikle yürüyebilmesi için en hummalı şekilde çalışmalarımızı titizlikle yürütmek zorundayız. Ve bu çalışmalar aynı şekilde bu titizlikle yürütüldükten sonra yıl sonlarında ziyarete açılacaktır.